Dostlar herkese iyi haftalar. Bu bölümde sizinle Bitcoin'i konuşacağız. Ama öncesinde size iki duyuru yapmak istiyorum. Bu bölüme böyle başlamak istiyorum. Öncelikle bir süredir istediğiniz Telegram sohbet grubunu nihayet açtım. Kripto sözlük piyasa muhabbeti diye Telegram'da aratarak ulaşabilirsiniz. Veya linkini bu videonun açıklama bölümüne de bırakacağım bu arada. Gruba katılırsanız ben çok mutlu olurum. İkinci duyurumsa dostlar sizi belki de daha mutlu edecek. Siscoin'le anlaştım ve sizlere toplamda 1300 liralık Siscoin hediye etmeye başlıyorum. Siscoin Binance'da işlem gören bir coin. Yani benden Siscoin'leri aldıktan sonra onu isterseniz Bitcoin yapın, Ethereum yapın ya da isterseniz çevirin, TL yapın. Size kalmış bir şey. Buna katılmak içinse yapacağınız şey çok basit. Öncelikle kanalıma abone değilseniz hala abone olun lütfen. Ve bu videoyu ve bu videonun açıklama kısmındaki tweet'i beğenin. Ve bu videonun altına bir yorum yazın. Hepsi bu abi. Yani bu kadar. Maksimum belki 15-20 saniyenizi alacak. Ve bunu her videoma yaparsanız kazanma şansınızı artıracaksınız. Her cumartesi 21.30'daki canlı yayınımda kazanan 3 kişiyi seçeceğim. Ve her birinize 60-70 liraya falan denk gelen coinlerini bizzat ben göndereceğim. Kazananları Telegram grubundan da paylaşacağım dostlar. Oradan da kazanıp kazanmadığınızı takip edebileceksiniz. Bu arada tekrar söyleyeyim. Yani Siscoin Binance'da işlem gören bir coin. Ve bana direkt isterseniz Binance adresinizi verebilirsiniz. Ben gönderdikten sonra da onu isterseniz Bitcoin yapın, dediğim gibi Ethereum yapın, Ripple yapın, Litecoin yapın ya da TL yapın, ne isterseniz. Para sizin çünkü. Çekilişleri 6-7 hafta boyunca sürdürmek istiyorum diyerek şimdi asıl konumuza gelelim abi. Bitcoin'i konuşacağız. Bitcoin'de yön nereye gidiyor? Düşüyor muyuz? Çıkıyor muyuz? Yükseliş mi geliyor? Düşüş mü geliyor? Kısa vadeli, uzun vadeli ne tür faktörler bizi bekliyor? İşte böyle hem teknik analiz tarafından hem genel analiz tarafından bakacağımız bir bölüm olacak bu. Hazırsanız hemen hız kesmeden başlayalım. Öncelikle dostlar Bitcoin'e birkaç farklı açıdan bakacağım bu bölümde. Biraz vadeli işlemlerle başlayalım. Vadeli işlemleri biliyorsunuz çok konuştuk bu kanalda. Doğal bir regülasyon yapıldığına inanıyorum ben vadeli işlemlerle birlikte Bitcoin'e. Ama önceki videolarda bahsettiğim Nasdaq gibi borsaların vadeli işlemlere çektiği para var ya, kendi kontrolüne ve kendi karı için çektiği, o parayı tekrar Bitcoin'e getirebilmesinin dışında yükseliş için bir diğer işaret daha var dostlar. O da Coinbase. Amerika'nın popüler kripto para borsası olan Coinbase'in Wall Street'te, New York'un kalbinde bir ofis açarak henüz Bitcoin'e gelmemiş olan kurumsal para var ya, onu getirmeye çalışacağına dair haberler var. Bununla ilgili şimdiden Wall Street'te hatta Coinbase lobicilik faaliyetlerine bile başlamış. Bakın dostlar, her şey Coinbase'in istediği gibi ilerlerse bu Bitcoin'e inanılmaz bir can simidi olabilir. Onu çok güzel yükseltebilir. Coinbase'in Wall Street içinde çok agresif bir büyüme planı var çünkü. Şu an 20 kişi falan olan çalışan sayısını seneye tam 150 kişiye çıkarmak istiyor ve bunu muhtemelen çoğunluğunu Wall Street'ten yapacak. New York'un kalbinde yapacak bunu. Ve dostlar Coinbase diyor ki bizim Bitcoin'e gelsin diye hani dört gözle beklediğimiz kurumsal para var ya, kurumsal yatırımcılar. İşte onların hemen hepsi zaten Bitcoin'in bu kadar düşeceğini tahmin ediyordu. Üzerindeki o Bitcoin üzerindeki olan o köpük, o balon bir gitsin, bir dağılsın. Ondan sonra biz zaten yatırımımızı yapacağız. Yani yapmayı planlıyoruz diyorlardı. Söylediklerine göre Coinbase. Ve sonuç olarak Bitcoin'e olan talepleri kesinlikle kaybolmadı. Kesinlikle bir düşüş göstermedi kurumsal yatırımcının. Bu tabii bizim gibi küçük yatırımcı için Bitcoin tarafında çok güzel bir şey. Dostlar bu hani Bitcoin'in geleceğine dair çok parlak bir şey. Bu arada farklı bir bilgi olarak Coinbase her ne kadar Amerika'da operasyonlarını devam ettirse de aynı zamanda Tokyo'da da bir ofis açmaya hazırlanıyor. Direkt böyle bir hani Amerikan şirketi gibi algılanmamak istiyor dostlar. İleride belki Türkiye planları da olur, kim bilir. Bu noktada dostlar ben bir şey soracağım size. Hatta bir şey söyleyeceğim. Kendimizi hiç küçük görmemeliyiz abi. Niye biliyor musunuz? Bir yandan tamam piyasayı balinalar kontrol ediyor. Okeyiz, onda hemfikiriz ama onların da bize ihtiyacı var abi. Hakikaten onların da bize ihtiyacı var. Tüm kripto para piyasasının o milyar dolarlık borsaların büyüyebilmesi için neye ihtiyacı var biliyor musunuz? Aynen bizim beklediğimiz gibi Bitcoin'lerin yükselmesine, altcoin'lerin yükselmesine ihtiyacı var abi. İnanın yalnız değiliz yani. Sadece küçük yatırımcılar değil, borsalar gibi büyük işletmeler de Bitcoin'in yükselmesini, kriptonun yükselmesini bekliyorlar. Bakın mesela bu Binance'ın, Bittrex'in ve Coinbase'in borsalarına olan dünya çapındaki ilgi. Hani ne kadar fiyatla aynı değil mi? Ne kadar aynı gidiyor fiyatla.
hani Bitcoin'in fiyatıyla benzer şekilde ilgi artmış ve azalmış aynı şekilde gidiyor. Dolayısıyla bu koskoca şirketlerin saman alevi gibi sönmemesi için balinaların bizim cebimizdeki paraya tekrar göz dikmeye devam edebilmesi için bizi markete çekmeleri gerekiyor. 2 2 daha 4 abi, başka hiçbir yolu yok bunun. Bizi markete çekecekler. Markete çekmeleri için de kriptoların yükselmesi gerekiyor. Bitcoin'in yükselmesi gerekiyor. Daha doğrusu piyasaya o coşkunun gelmesi gerekiyor. Coşku deyince bu arada coşkuyu getirmenin farklı yolları da var. Ben bu noktada bir şey soracağım size. Bitcoin mesela sağlam düşüşten bir ay sonra yükselse mi piyasalarda heyecan yaratır? Yoksa 5-6 ay sonra mı, yoksa böyle 1 sene sonra mı yükselse heyecan yaratır? İnsan psikolojisi gereği abi, sert düşüşle sert yükseliş arasındaki süre ne kadar fazla olursa insana vereceği coşku da inanın o oranda fazla olur. Yani şunun gibi düşünün abi, sevgilinizi mesela 2 aydır görmüyorsunuz, tamam mı? O 2 aylık periyodun sonunda mı daha çok özlersiniz, yoksa işte 1 sene görmediğiniz, o kadar böyle 1 sene zaman geçti aradan, o 1 sene sonunda mı gördüğünüzde ya da o buluştuğunuzda daha çok hasretlik çekersiniz? Ve hani o hasretlik sonucunda da işte buluşursunuz ve orada da dostlar, bakın buraya çok dikkat, sevinçten kendinizi kaybetme olasılığınız muhtemelen daha fazla olur. İşte piyasalarında insan üstünde bu etkiyi yaratmak gibi bir isteği var bence. Bitcoin tekrar sert yükseldiğinde insanlara öyle bilinçsizce sevinçten abuk subuk işlemler yapsınlar ki paralarını hop tekrar alabilelim dostlar. Olay bu yani. Böyle bir geniş perspektiften baktığımızda olay bu. Biraz da böyle teknik analize girelim istiyorum. Biliyorsunuz Bitcoin 2014'te 1200 dolarlardan tam 188 dolara kadar böyle düştüğünde 2 aylık bir duraksamanın ardından tekrar yükselişe geçmişti, o 2 aylık periyodun ardından. Şimdi geldiğimiz noktada da eğer 2014'teki gibi düşmeye devam edeceksek 4800-4900 dolarları görmemiz gerekiyor. Fakat güncel olarak iki tabloyu karşılaştırdığımda benim elimde bir artı bir eksi oluyor. Artısı şu dostlar, Bitcoin 2014'te yani işte 4 sene önce kesinlikle bu kadar bilinmiyordu. Dolayısıyla şu an Bitcoin'e inançlı ve muhtemelen ne olursa olsun elindekini satmayacak bir kitle var. Dolayısıyla belki de bunlardan dolayı biz 4800 dolarlara inmedik, inemiyoruz belki de. İstesek de inemiyoruz belki de. Eksisi ise dostlar, 2014'te vadeli işlemler yoktu. İşte ETF söylentileri yoktu. Belki de ETF'lere seneye hoş geldin diyeceğiz. Bitcoin'den çıkan para tekrar Bitcoin'e kolayca girebiliyordu dostlar. Şimdi ise dostlar, kötü ihtimalle dediğim gibi seneye belki ETF gelecek. Ve vadeli işlemler diyoruz işte, aynısını laciverti falan diyoruz. Ve hani diyoruz ya, vadeli işlemler Bitcoin'in pazar payını çalıyor ki ETF'lerde de dediğim gibi aynısı olacak, aynı senaryo olacak. Çünkü sen manipülasyonla dostlar, ortada Bitcoin yokken mış gibi yaparak, bakın mış gibi yaparak, varmış gibi yaparak Bitcoin'e giden paranın yönünü değiştiriyorsun. Ama dostlar, doğa her zaman kazanır diye bir söz var ya, bu bence kripto için de geçerli. Su akar yolunu bulur abi, su akar yolunu bulur. Aynen o misal ETF'lerde, vadeli işlemlerde olabilir. En ufak bir olumsuzlukla o para langır lungur, bakın langır lungur Bitcoin'e gelir. Langır lungur ama dostlar, buraya dikkat. Bu bence böyle birine. O yüzden genel tüm işlemler için konuşuyorum ben bu arada. Yani altındır, dolardır, herhangi bir işte Ripple'dır, Bitcoin'dir falan filan. Bu tarz oyunlarla, bu tarz işlemlerle fiyatların bastırılmış şekilde aşağıda tutulmaya çalışıldığını unutmayın. Bakın bir talep var. O talep ETF'ye vadeli işlemlere yöneliyor ve başkaları gelip bastırılmış şekilde o talebin alıyor şöyle birazcık ve aşağıda tutmaya çalışıyor dostlar. Ve bu tarz manipülatif işlemler elbet bir yerde patlıyor ve orada da işte durdurulamaz yükseliş başlıyor. Diyerek dostlar birazcık güncelle konuşalım. Şubat ayından beri dostlar teknik tarafta alçalan üçgen formasyonuna göre böyle ilerleyerek gün geçtikçe dar bir bantta sıkışmaya başlıyoruz. Aşağı doğru dar bir bantta sıkışmaya başlıyoruz. Ayrıca dostlar, SEG'in ETF için vereceği karar da tam o kritik sıkışma noktasına geliyor. Tam buraya geliyor. O yüzden Bitcoin'de işin hem genel analiz tarafından hem teknik analiz tarafından 30 Eylül günü, yani o günler çok önemli olarak karşımıza çıkıyor dostlar. Tabii ki hani teknik analiz her zaman çalışır diye bir şey yok. Bunun illa böyle bir net bir kaidesi yok. Ama alçalan üçgen formasyonuna göre de, moving average'a göre de hacimsiz bir iniş
olabilir dostlar. Yani toparlayacak olursak kısa vade için değil ama uzun vade için ben size çok daha olumlu bir tablo çiziyorum. Ben buna inanıyorum. Ama tabii ki bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Konuşalım, tartışalım. İşte Bitcoin'e dair yorumlarınızı, işte yatırımlarınız ne alemde? Bunların hepsini yazın, konuşalım. Görüşürüz. Bu arada ben genel tüm işlemler, tüm emtiadır, işte altındır, dolardır, her neyse hepsi